Sırada tatlımız var. Şekerpare. Şekerpare biraz önce bahsettik. Kayısının bir türüdür. Değil mi? Zerdalinin kayısının bir türüdür. Evet. En tatlısıdır. En tatlısı. Bunun içindeki çekirdeği aslında daha çok tüketiyoruz. Hani diyoruz ya kayısı çekirdeği. En çok şekerparenininkinden yapılır bu. Farklı bir aroması vardır. Çok tatlıdır. Burada cevizle beraber de tüketiliyor evet, bu şekilde. Bol cevizli. Ama çok lezzetli. Şimdi biraz önce de tadına baktım böyle kamera arkasında bir taraftan ben zerdalya yani kayısı yiyorum cevizli. Hakikaten insan çocukluğuna gidiyor yani özlemişiz şekerparenin tadını. Şimdi malzemelerimiz önceden haşlanmış. Haşlanmıyor. Sadece yumuşatıyoruz. Suda yumuşatıyorsunuz. Evet, ilık suda, sıcak suda bir yumuşatıyorsunuz. Böyle suya atıp çıkarıyorsunuz. O kadar. Sonra cevizimiz var. Ceviz içimiz kırılmış. Tereyağı bizim mi? Evet. Tereyağımızı da biraz harmanlayacağız. Sonra üzerine biraz şeker toz atacağız. Toz şeker var. Çok az bir şey. Su. Bir iki bardak da su katacağız. Onu biraz yumuşatacağız. Ve tatlımızı servise hazırlayacağız. Yani müjdeli haber geldi. Kolay, kısa zamanda hazırlayabileceğiniz müthiş bir tatlı. Şekerpare tatlısı. Başlıyoruz hazırlamaya. Hülya abla önce evet, kavurmamız gereken bir şey var mı? Zeytinyağımıza tereyağı ekliyoruz. Evet. Eritiyoruz. Kayısılarımızı bir güzel kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Toz şekerimizi de ilave ettik. Evet. Bir bardağa yakın. Bu da eridikten sonra toz şekerimiz şöyle içinde. Şöyle bir harmanlıyoruz bunu şöyle. Çok az suyu kalacak. Ardından üzerine cevizi. Altına cevizini, üzerine cevizini katacağız. Alt üstü. Evet. Alt bol üstü ceviz. Evet, bol ceviz de. Şekerpare tatlısı da böyle evet. İşte efendim. Teşekkür ediyoruz Hülya ablacığım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Birazdan masada görüşürüz. Bakın daha ne çeşitler var.